Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Gazeteleri geride bıraktık. Gündemimiz Ahmet Hakan'a saldırı, basına saldırı sevgili izleyiciler. Artık kalemleri değil kemikleri kırılıyor diye dün Özgür Özel özetledi gazetecilerimizin. AKP döneminde o şiddet üslubu nihayetinde terörle gündemimize bambaşka bir boyutla gündeliğimizi terörize eden bir şiddet meyilli ortamla baş etmemiz gerekiyor. Böyle bir ortama doğru sürüklendiğimizi yansıtan haberler gördük gazetelerde genel olarak. Şimdi konuğumuz Bircan Kırlangıç Şimşek. Psikodramatist, psikolog. Türlü etkinlikleri var zaten genel hayatında. Daha önce de konuk etmiştik hatırlayacaksınız. Çeşitli dernek faaliyetleri vesaireyle çeşitli çalışmalarla Türkiye'deki o ruhsal durumu, insanların bireysel ruhsal durumlarına farklı açılımlar getirmeye çalışıyor. Biz şimdi öyle bir ortamdayız ki bir yandan şehit haberleri geliyor. Dün 5 şehit. Korkuyoruz her gün yeni başladığımızda yeni şehit haberi almaya korkuyoruz. Ve geldiğimiz noktada bir gazeteci dövüldü. Dün bir araç, otobüs. Artık neden olduğunu bilemediğimiz bir şekilde kaldırıma girdi ve 12 insanı birden öldürdü. Öyle haberlerle karşı karşıyayız ki baş etmesi güç. Bazen ben bile okurken sesim titriyor. Artık hani yapamıyorum yani okuyamıyorum üst üste. Biriyle baş edemeden diğeri geliyor. Ne yapacağız? Bir yandan gazeteleri, başlıkları yeniden görelim. Ve şunu da ekleyeyim ben soruyu sorarken. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Aç kapa yaptı meclis ve muhalefete yüklendi. Gazetenin tekinde çok güzel bir başlık vardı. Fırçaladı diye muhalefeti. Şimdi bir yandan da o sert üslup, gerilim artırıcı üslup da devam ediyor. Bir video yaptık, onu da yayınladık birinci dilimde. Cumhurbaşkanının üslubundan kaynaklı şiddet kelimelerle başlar diye. Şimdi buradan yola çıkarak bu atmosferi nasıl yorumlayacağız? Ama en temel olan şu, nasıl baş edeceğiz? Ne dersiniz? Önce günaydın demek isterim. Gerçekten olağan olmasını arzu ettiğimiz ve olağanmış gibiye sığınmaya çalıştığımız fakat olağan dışı zamanlar yaşıyoruz. Karmaşa arttıkça, şiddet, çatışma arttıkça insan canlının kendini koruma sistemlerinden, mekanizmalarından bir tanesi de yok varsaymadır, inkardır. Ve şu an büyük bir kesimde inanılmaz bir şekilde inkar, yatsıma, hani bu kadar da berbat. Yani kafayı kuma gömme diye tabir edilen şey evet, mi? Ya da üç maymun deniyor. İşte bir sürü tanımlamalar var biliyorsunuz. Çünkü artık doz aşımı denen durumlar yaşanıyor. Ben geçen gün bir yerde de söz ettim. Şeyi merak ederdim. Bu soykırım Hitler döneminde Kırım'ı yapanlar kadar ona kırımı yapmayıp gündelik hayatını sürdüren insanları da merak ederdim. Hakikaten şu an biz onu yaşıyoruz. Yani göz yumma gibi mi oluyor bu? Yani şimdi şöyle suç ortaklık gibi bir suç psikolojisi mi oluyor? Pek çok şeyi içeren bir durum da biraz hani daha somut somutlamaya çalışırsak anlaşılır olması için taşıyabileceğimizden daha fazla yük altındayız. Ve o kadar çok yük altında olunca ya yok olacaksınız, hani ezileceksiniz ya da o yükler yokmuş gibi bir şekilde devam etmeye çalışacaksınız. Ama yük var olduğu için, nesnel anlamda var olduğu için o gerçek bir baş etme yöntemi değil. Şimdi bir taraftan bir seçim yaşandı. Ve o seçimin sonuçlarından, yani ortaya çıkan sonuçlardan bir umut vardı ki işte rahatlayacak ortam belli bir şeye bir memnun olursunuz olmazsınız ama bir nasıl desem durağanlığa gidecek en azından şiddet anlamında öyle bir beklenti vardı. Fakat bir defa o beklenti hayal kırıklığıyla sonuçlandı ve de güven sarsıcı. Bakın belki de bugünkü konumuzu güvenle tanımlayabiliriz. Güvenmemek, seçime güvenmemek, seçim sonuçlarına güvenmemek, bir gazeteci olarak doğru olduğuna inandığınız, birileri yanlış bulabilir ama doğru olduğuna inandığınız bir şeyleri yazabilirim güveninin olmaması
anneler babalar çocuklarını okullara verecekler, eğitim sistemine güvenmemek, öğretmene, okul ortamına güvenmemek. Hayır, şimdi güvenmek için bir donemiz yok ki elimizde. Sınav evet. sistemine bakıyorsunuz, işte sürekli kopya skandalı, yok bilmem ne skandalı, sınav soruları verilmiş, yok sorular yanlış seçilmiş, yok işte sürekli sistem değişiyor. Bu sene şöyle okuyorsunuz da seneye şöyle kaybolunuz olacak, şöyle okuyacaksınız. Bu bir güven yaratamaz ki, nasıl baş edeceğiz bununla? Buna ek olarak durakta bekle, evinize gidiyorsunuz, hiçbir tarafın insanı bile olmayabilirsiniz. Bir otobüs geliyor 12 kişiyi birden. Ya 10 ölenlerdensiniz ya olaya tanık olanlardansınız ya da bunu haber olarak duyan bir insansınız. Duyanlardansınız. Yani duymak, görmek de biliyoruz ki o olayı yaşayanlar gibi bizleri etkiliyor. Ve sürekli bunlara tanık olmak ve sürekli güvensiz bir ortamda işte tarafsız olmasını beklediğimiz yetkilinin açık bir taraf olması ve bunun çok meşru olduğunun kabul ettirilmeye çalışılması gibi pek çok nedenle o kafayı kuma gömme dediğiniz şey aslında bir şekilde kaçış. Yoruyor hani, ondan mı acaba? Nasıl baş edeceğimizi bilmiyorsak ondan kaçıyoruz. Çünkü bir taraftan gençler bilgisayar başından kalkmıyor, işte çok nitelikli etkinliklere katılmıyor diye yakınıyor aileler. Sizler de tanık oluyorsunuz. İşte o kitap okumuyor, sanat, spor, şu bu yok. Peki o kafayı kuma gömmek değildir de nedir? Hı hı. Bu durumda ne yapacağız? Önce bir kere böyle bir sorun olduğunun varlığını kabul ederek başlayacağız diye düşünüyorum. Yani yok varsayarak, çünkü şu bunu ısrarla niye vurguluyorum? Pek çok ailede de şu var, işte... hiç bu sorunlara çocuklarımız tanık olmasın, hiç bunları duyurmayalım. Çocuğumuza doğal, olağan ve gayet mükemmel bir yaşam ve ortam sunalım. Hı-hı. Şu an bunu sunmak imkansız. Ya, küvezde yaşatamayacağımıza göre değil mi? Aynen. Hani, sonuçta sosyolojik bir şeyin içindeyiz, karmaşanın içindeyiz yani. Toplumsal bir kaosun içindeyiz neredeyse. Evet ve de küvez dediğiniz yer de kapalı bir yerdir zaten. Nefes şeyle alınır, elektrik kesildiği an gider. O kadar yapay bir güvenli durum. Güvenli bir yer değil yani. Orası da güvenli değil. Geçici bir süredir orası. Geçici bir süre ihtiyaç karşılanıncaya kadar lazım olan yerdir. Ailelerin ve de bizlerin burada en önemli şeyimiz, sınavımız, hani belki duvarın üstünde yürür gibi yol aldığımız şey, ya baş etme sistemlerimizi, bütün yaratıcılığımızı, zekamızı, insani, evrensel sahip olduğumuz evrensel insani değerlerimizi harekete geçirip dört elle sarılıp sıçramalar yapacağımız bir dönem. Hani hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek yok. Önce bununla yüzleşerek başlamalıyız. Önce bir ciddi bir kaos ve güvensizlik ortamı olduğunu bilmeliyiz. Bununla yüzleşmeliyiz. Bizim yüzleşmek en zorlandığımız konulardan biridir. Ondan sonra da ben nasıl baş ederim? Krizlerin ve bu tür kaosların en, yani tabii ki memnuniyet verici bir durum değil ama işe yarar bir tarafı şudur ki sıradan gündelik yaşama göre donanımlarımızı daha çok harekete geçirmemize fırsat verir. Travma sonrası büyüme dediğimiz şeyi sağlama olanağı da verir. Gündelik hayatta hiç gereksinim duymadığınız becerileriniz, zihninizin başka işte alt alanlarının aktivasyonu, yaratıcılığınızı şimdi kriz anlarında... Şimdi seçim ortamındayız ya, biraz evet. somutlayalım mı? Tamam. Hani mesela 1 Kasım bir umut olabilir nihayetinde bir şeyleri değiştirmek için. Buna yönelik hani neler tavsiye edebilirsiniz? Kimileri geçen seçimde Oy ve Ötesi ya da Ankara'nın Oyları gibi gruplara üye oldular ve böyle harıl harıl çalıştılar. Ama bu seçim benim gözlemleyebildiğim kadarıyla benzeri bir heyecan, benzeri bir umut hissedilmiyor. Bu terörden... şehit acısından, yaşanan kaostan, şiddet ortamından bir etkilenmişlik, bir bıkmışlık gibi gözlemliyorum. Hani bu bağlamda ne yapmak lazım acaba? Ve de sisteme güvensizlik. Çünkü dediniz bir önceki heyecan neden yok? Öbürün bir öncekinde en azından bir şeyler değişebilir umudu vardı. Değişti de. Değişti ama değişen şey insanların güvende hissedeceği bir ortam sunmadı. Hani mutlaka her
gelen bir şey değişimi de getirir. Fakat istenilen, arzu edilen bir rahatlık, işte maraton koşuyorsunuz, ipi göğüsleyince bitmesi lazım. Ama bitmeyen bir maraton durumunda şu an. O nedenle dediğiniz heyecan yaşanmıyor mu? Örtülü olarak bence yaşanıyor. Umut yine olmamasına imkan yok. Umutsuz yaşanamaz ama umudu söndüren, üstüne gölge düşüren belki etkenler çok fazla diyebiliriz. Öyle bir yorum belki daha uygun olur. Ne yapabiliriz? Bir defa bu tür durumlar insana ne yaşatır? İnsanın fiziksel olarak bedenini bloke eder. Dondurur. Bir defa onu bunu fark edip bunu değiştirmemiz lazım. Peki donan bedeni çözünce nasıl çözmeliyiz? Beklenen o ki kışkırtıcı ortamlar çok fazla. Şiddete başvurmadan ne yapabilir mi düşünmemiz lazım. Yani öfkeyi de şiddete dönüştürmemek evet, gerekiyor. Evet, öfke çok kıymetli bir duygudur aslında. Kendimizi korumamız için, yaşamda kalmamız için çok değerli bir duygudur. Bunu şiddete dönüştürmeden daha verimli, üretken ve de işlevsel, asıl temelde gereksinimimiz nedir? Güvensizlikse güveni oluşturacak duruma nasıl dönüştürebiliriz? Örgütlenmek bir çözüm olabilir gibi çok geliyor. Çok önemli ama bir çözüm. Ama nereye örgütlenecek insanlar? Her türlü örgütlenme. Bir izin verirseniz dün yaşadığım bir örnekten söz etmek istiyorum. Bir yerdeydim, dışarıda bir ortamda. İki tane genç delikanlı var. Ben varım, bir yetişkin insan var, bir başka hanım daha var. Dışarıda ezan okundu. Biz kapalı bir ortamdayız, televizyon açık. Hanım işte televizyon kapansın, işte ezan diye girdi. İlk başta çok hani hakikaten inancı nedeniyle ortamda rahatsızlık vermeden, ben ilk başta saygılı gibi anladım. Fakat her adımda çocuklar kapadılar falan filan ama bitmedi. Öyle provoke edici, çocuk öyle şeyler, bir oradan bir buradan işte bir karmaşa, şöyle bir ülke olduk, dinimiz falan filan diye bir girdi. O iki genç insan birbirine neredeyse düşman olacak gibi bakıyorlardı. Ve tartışmalar tahrik başladı. Tahrik edildiler yani. Aynen, kışkırttılar. Az önce sözünü ettiğiniz o öfke vardı zaten. Orada su yüzüne çıktı. Birbirlerine yöneldi. Hem su yüzüne çıktı hem de anlaşılan o ki farklı düşünen iki gençti. Birbirlerine yönelttiler. Ve ben hanım gidinceye kadar sesimi çıkarmadım. Çünkü ortam hakikaten provoke edici ve hani bir adım sonrası fiziksel şiddete dönüşecek, bir ortama dönüşecekti. Hanım gittikten sonra iki gençle konuştum. Ve durumu fark etmeye davet ettim. Yani kendilerine ne olduğunu şu an... Ve zaten hanım dedi, nasıl birbirinize düşürdüm değil mi dedi. Yani kendisi de bunun giderken farkında. Giderken de bunu söyleyerek gitti. Aynen. Ve gençlere de onu söyledim. Bakın size ne olduğuna dikkat edin dedim. Ne oldu da siz aynı ekonomik koşullardan, aynı sosyal koşullardan gelen iki insansınız. Birbirinizin yanında olmanız gerekirken nasıl oldu da birkaç dakika içinde birbirinize bu kadar karşı karşıya geldiniz. İşte gençlerden birisi şaka yapıyorduk dedi ama ben dedim hani benim algım bir kısmı şaka olsa bile bir kısmı da şaka değildi. Çünkü şu çok önemli, bu örneği onun için verdim. O öfke öyle bir dolu taşmayı bekleyen sudur ki ufacık bir yerden, hani bu iki genç çok akıllı gençler fakat o dolu taşmayı bekleyen öfke... O hanımın müdahalesini rasyonel değerlendirmelerini engelledi. Belki başka zaman hani daha sakin bir zamanlarında hiç kışkırtılmayacaklardı. Ama dolu oldukları için birbirlerine yönelttiler. İşte en önemlisi birbirine yakınındaki, çok yakınında duran öteki diye tanımladığı kişiye yöneltmemek. Evlerde de karı koca arasında oluyor bu. Dışarıda... Bu örnekteki gibi kışkırtıcı ya da
zayıf düşürücü etkiler geldikçe en yakında çocuk, aile, ana, baba ya da neyse işte yakın aile ilişkilerinde birbirine patlama şeklinde oluyor. Evet, yayılıyor ve de yani sanki bulaşıcı hastalık gibi şiddet yayılıyor. Birbiriyle etkileşim alanı buluyor bir anlamda. O yüzden de ben yayınlarda zaten her sabah iyiliği besleyelim, hani barışı besleyelim, sevgiyi, kardeşliği besleyelim diye vurgu yapmaya çalışıyorum ama bu kadar gürültünün olduğu yerde sesim ne kadar çıkar onu da bilmiyorum. Şimdi o yüzden biraz da şeye vurgu yapalım. Şu anda çalıştığım bir dolgu daha var. Az evvel dolgu verdik dedim. O dolguda da en büyük savaş cehalete karşı verilen savaştır diye kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir cümlesi var. Oradan yola çıkarak bir şey hazırlıyorum ben. Şimdi kafam da biraz onunla meşgul. Şimdi eğitime doğru yaklaşalım. Aslında biz bu hafta okul açıldı ya, oraya yoğunlaşalım istiyorum ama eğitim ne kadar keser bunu? Ve ne kadar eğitim verebiliyoruz? Yani çocukları okula gönderiyoruz da riskli ortam şimdi. Herkes cinnet halinde. Aynen. İyilik mi yapıyoruz acaba gibi bir kaygı da var, şüphe de var. Yani şimdi hani veliler, öğrenciler ya da velileri, öğretmenler de olabilir. Sorun yanıtlayalım dedim. Biz o konuya girelim. En temel sorun ne diye görüyorsunuz? Bir önceki yanıtlamadığım sorunuzla birleştirebilir miyiz? Tabii. O eksik kaldı. Örgütlemek ve dediniz ki oy ve ötesi gibi etkinlikler. İşte tam da çözümü bu. Fakat orada sorunumuz şu. Biz örgütlü yaşama becerisi olan bir toplum değiliz diye düşünüyorum. Beni sunarken de pek çok dernek, örgüt vesaire özelliklerimden söz ettiniz. Hakikaten gençliğimden beri şu ya da bu şekilde ve meslek yaşamına atıldığımdan beri meslek örgüt, kendi mesleğimle ilgili örgütlerin içinde. Psikodrama Derneği değil mi? Psikodrama Derneği, Psikodrama Enstitüsü, Psikologlar Derneği vesaire vesaire şu an kurduğumuz bir dernek var ve kurmakta olduğumuz bir dernek var. Başka bir dernek daha. Çok üzen, aşağıya çeken durumlar yaşıyor. Çünkü çok iyi niyetli bile olsak bir araya gelen insanlar bir araya geldiğimiz anda bir güç yarışına dönüşebiliyor. Ve belki birlikten kuvvet doğmuyor yani. Aslında hepimizin yani insan olarak en temel ihtiyacımızın bir araya gelerek bir şeyler yapmak olduğunu inanıyorum. İşbirliği ve dayanışmanın en temel gereksinimlerimizden olduğunu ve sonradan gelen engelleyicileri ortadan kaldırırsak aslında bu konuda becerili de olduğumuzu düşünüyorum. Bunu neye dayandırıyorum? Bir defa her birimiz dünyaya gelirken ilk gözümüzü dünyaya açarken annemizle işbirliği yaparak kendimizi dünyaya getiriyoruz. Bir işbirliğini açıyoruz zaten. Bir dayanışma. En otantik duygumuz aslında bu. O nedenle ama daha sonra gelişen olaylar, yaşantımızdaki bir sürü şey bizi bu konuda beceriksiz hale, o ilk tanıdığımız duyguyu unutmaya yöneltiyor. Ama ben ne dedim? Dediğim şey bloke olmayı çözmek, umutsuzluktan kurtulup hakikaten bir şeyler üretmek için o dediğiniz bir eyleme geçmek lazım. Ama şiddet olmadığından emin olmakla, hani şiddet olmayan şekilde eyleme geçmek lazım. Örgütlülük nasıl mı? Bir defa Gezi olaylarıyla ülkemizin bu konuda önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum. Gençlere çok güvenmemiz gerekiyor. Çünkü daha önceki kuşağın kalıpları daha fazla. Gezi olaylarında ortak hedef için farklı dünya görüşleri bir araya geldi. Örgütlenmenin daha doğrusu tamamen kolay olmayabilir ama yine de yolunu açmanın bir çözümü ortak hedef ne? Seçim güvenliği eğer her siyasi partiden olan vatandaşları ilgilendiriyorsa bir önceki seçimde onu yapan çok yer oldu. Özellikle de izledim yurt içinde de yurt dışında da. Sandık başında olan hangi birbiriyle çok çok tartışmalı partiler bile olsa oyların adil sayılımına çok özen gösterildi. Bu her birimize çok rahatlık yaşattı. Bunun gibi yani ortak hedef, ortak değerde buluşup dürüstlükse dürüstlükte farklı düşünebiliriz. Zaten aynı düşünürsek tek sesten koro çıkmaz.
Fakat ortak hedef neyse birer o an o, bizi bir araya getiren onda buluşarak eyleme geçmeyi öneriyorum. Bunun en bence tedavi edici, onarıcı çözümünün bu olduğunu düşünüyorum. Evet, eyleme geçmek, harekete geçmek. Aynen. Ve bir şey yapmak, bir ortak donmayı hedef da için, çözecektir. Sorunu çözmek için bir adım atmak, minik de olsa sağlamanın kendini sağlamanın yöntemi mi? Aynen, minik şeyini çıkarmama lütfeder, izin verir misiniz? Minik olmuş. Çünkü hiçbir adım minik değildir aslında. Peki, düzeltelim o zaman. Az önce bir de kendinizle ilgili sesim ne kadar çıkıyor dediniz. Her ses kıymetlidir. Hı hı. Çünkü bunu şunun için söylüyorum. Sandığa gitmeyeyim, oy vermeyeyim, benim bir oydan ne olur karamsarlığı içinde söylüyorum. Okul ortamı aslında tam da bu söylediğimiz biçimde çocukları, öğretmenler bir araya getirebilirse ya da çocuklar bu anlayışla ortak hedef, ortak değerler için bir araya gelmeyi becerirlerse o zaman çok onarıcı bir ortam olur. Hani ben eğitim bir şeyler öğrenmeden söz etmiyorum. Sadece insan olarak bir araya gelinen ortamlar olarak olmasından söz ediyorum. Yok eğer bu yapılamazsa da en yıkıcı ortamlar olur. Okul zorbalığı dediğimiz, okuldaki işte kimi nedenlerle belli güçleri elinde bulunduran gençlerin ya da çocukların diğerlerine eziyet etmesi, o birikmiş öfkenin ailede ortamın yansıması yüklediği yıkıcı enerjinin diğer çocuklara boşalmasına neden olabilecektir. Bu anlamda da çok tehlikeli buluyorum. Evet, okul çok da tedirginim aslında. Evet, sonuçta hani benim de gözlemlediğim kadarıyla bir kere bir şöyle bir temel problem de var. Bir reklam arasına da gitmemiz lazım. Aslında gidelim sonra geçelim buraya. Söylediğiniz çok önemli bir nokta. Genel şiddet ortamının okula yansıması anlamına geliyor bu. Bir, evet. Bir başka nokta da çocukların çocukluğunu yaşamaması. İşte gençlerin hani at yarışında koşuyorlar gibi o sınavdan bu sınava. Çünkü sistem sürekli alaşağı edildiği için birinci çıkma, başarılı olmanın koşulları da hızlandı ve değişti. Yani böyle ne olduğunu anlamadan çocuklar çocukluklarını yaşıyorlar, gençliklerini yaşıyorlar. O sınavdan o sınava koşarak. Bir anlamda bunu da bir konuşalım isterim. Ne yapmak lazım orada hani gençleri, çocukları düzgün yetiştirebilmenin yolu bu mudur? İlla bir bilezik taksınlar, bir meslekleri olsun diye koşturmak mıdır? Yoksa başka türlü en azından aileler bir soluk katacak onların hayatına bir şeyler yapmalı mıdır? Bir buraya bakalım. Okul hayatı başlamışken hani eminim ki her evde şu geçiyordur. Çocuk oyun oynuyor. Aile otur dersini çalış. Kapat o bilgisayarı, dersini çalış. Ya da filmi izleme, dersini çalış. Yeter çizgi film diye küp televizyonu kapatma falan. Bunlar herhalde çok sık yaşanıyordur. Bir reklam arası verelim, sözü öyle girelim, kesmemiş olalım. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, minicik ara, minicik. Buradayız, bekliyoruz. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Biz de yeni güne hazırlanmaya devam ediyoruz. Bir Can Kırlangıç Şimşek'le sevgili izleyiciler. Şimdi dedik ki çocuklar at gibi koşturuyorlar. At yarışı mizanseninde bahsediliyor tüm bunlar. Sistem de sürekli değişiyor. Ve çocuklar gençliklerini, çocukluklarını yaşayamadan bir sınav sistemi içerisinde illa da bir meslek sahibi olma güdüsüyle bir yere sürükleniyorlar. Bu mudur yani? Bu sağlıklı bir bireyi çıkarır mı? Ne yapmak lazım? Aradan önceki bıraktığınız yerden alalım isterseniz. Hı hı. Bir defa o bilezik kolunda bilezik meslek edinmenin gerçek anlamda meslek edindiren bir sisteme sahip değiliz. Bir defa ailelerin de çocukların da bunun farkında olması lazım. Dakikada şu kadar test çözerek yaşama da hazırlanılmaz. O şiddetle okul ortamının yapıcılığa dönüşmesi konusunda da diğer arkadaşlarımı geçmem üzerinden, diğerlerinden bir soru daha fazla yapmam ve bu tarz bir rekabet ortamı içinde işbirliği ve dayanışma
dediğimiz, hani dedik ya baştan, en otantik duygumuz buyken yaşamda yol alırken unutuyoruz. Hı hı. İşte unutturan faktörlerden biri, en önemlilerinden biri bizim eğitim sistemimiz. Ve en acı olan da ailelerin de bu eğitim sistemindeki yıkıcı rekabetin, dayanışmayı engelleyen ortamın içine ailelerin de giriyor olması, ailelerin de birbirleriyle ya çocukları üzerinden ya da açık rekabet içinde olmaları. Hayır, şimdi şunu bir kenara koyalım değil mi? Hani bir şöyle bir şey var, onun çocuğu yapıyor, sen de yapmalısın. Yani bu ayrı bir şey. Ya da arkadaşlarını geçmelisin. Ha, bu da başka bir şey. Ama şu kaygı da var, yani bu da çok insani ve normal geliyor bana. Acaba normal mi ki? Hani çocuğumun geleceği kurtulsun, bak çocuğum şöyle olmak zorundasın. Yoksa geleceğin karanlık işte. Doğru. Gibi bir kaygıyla da hareket edenler var. Bir işe girmenin koşulu söz konusu sistemi tamamlamak ve o sistemin en sonunda diplomasını alıp başvuruda bulunması için gerekli. Katılıyorum size. Bu sistemin dayattığı bir şey zaten. Mecbur. Ama şunu bilmeli ki aileler, çocuklarının gerçek anlamda söz konusu meslekte, yani çalışma yaşamında başarılı olması için de yaşamlarını organize edebilmelerinde de ayrı beceriler gerekiyor. Yani dakikada şu kadar test çözerek başkalarıyla ilişki içinde, dayanışma içinde, yaşamda var olduğundan hoşnut çocuklar yetiştiremeyiz. Orada bir rol ayrımına davet edebiliriz çocukları da aileleri de. Evet, sistem bunu gerektirebilir. Örgün eğitim sistemi içinde benim test çözme becerimi geliştirmem gerekebilir ve bu bir yarıştır, evet. Ama arkadaşımla aynı anda dost da olabilirim. Hı hı. Birlikte güzel şeyler paylaşabilirim. Yani rekabet duygusunun dışında bir paylaşım, bir dostluk. Rol esnekliği, aynen. Burada böyle bir durum var. Bunu da o beni geçti diye üzülüp kahrolup ona karşı öfke duymam gerekmiyor. Ben onu geçtim diye de onu ezikleştirdim. Şimdi gençler öyle kullanıyorlar diye. Hani ondan kişilik ve onun kişilik onurunu, kişilik haklarını üstünde bir iş yaptım anlamına gelmiyor. Bunu bir ayırmak lazım. Çünkü bir süre sonra çocuklar hiç kimseye, yani bu kaos ortamı olmasa bile, güven ve rahatlıkla ilişkiye girebileceği becerisi kalmıyor kimseyle. O nedenle bir defa öğretmenlerimizin de ailelerin de şunu çok iyi kendilerinin de kavraması lazım. Kimi zaman yarış olabilir, hı hı, ama yarış dışında bir yaşam var ve o yaşamda işbirliği var, güzel şeylerin paylaşılması var. Yani o ortaklığı oluşturacak alanlar da yaratmaları gerekiyor ailelerin ve öğretmenlerin. Özellikle öğretmenlerin de, ailelerin de şeyi de bir defa çok gündemde. Çocukların yaşamlarını organize etme becerilerinde aileler de öğretmenler de çok büyük sıkıntılarla geliyorlar. Kendi giysisine dahi karar veremeyen, kendi yaşamını planlayamayan, gündelik yaşamını örgütleyemeyen ciddi miktarda gencimiz var aslında, çocuklarımız var. Çünkü ana baba en doğruyu bildiğini ve çocuğun ona uyması gerektiği kanısında öğretmenler, çünkü bizim eğitim sistemi de çocuğa inisiyatif tanıyan bir sistem olmadığı için, hani verileni alacak, aldığı bilgiye göre işlem yapacak. Oysa kendi içindekini harekete, kendinde olanı ortaya çıkarıcı bir sistem olsa bu sorun bu kadar çok ortaya çıkmaz, hı hı, ve oluşmaz diye düşünüyorum. Tabii sistemi değiştirmek için başka türlü şeyler yapılabilir. O ayrı, ama var olan sistemin içerisindeki, evet, mücadele bu. Peki şunu da, hani az evvel dedim ya, şimdi okullar açıldı, çocuklar oyun oynuyorlar ya da işte çizgi film seyrediyorlar, neyse film seyrediyorlar vesaire. Kapat onu, ders çalış falan, bu nasıl bir algıdır? Bu işe yarar mı? Ne yapmak az lazım? Az önce söylediğim gibidir. Yani sen ne zaman ne yapacağını bilemezsin. Ben senden daha iyi bilirim demektir. Benim hani çocuğun yaşamının kontrolünü eline alma becerisinin eksikliğinden söz ettiğimi çok güzel örneklediniz Emre Hanım. Yani o onun kanıtıdır. İşte çocuğun ne zaman ders çalışması ve ne kadar, en önemlisi, hı hı, ne kadar ders çalışması gerektiğini. Kendi planlasın. Gerektiğini,
Tabii ki. Hı hı. Ve bu da en baştan, ilkokuldan, hatta okul öncesi eğitime gidenlerin okul öncesi eğitimden başlayarak kendi çantasını hazırlaması, okula karşı çocuğun kendisinin sorumlu olması, önemli. Ananın babanın yüzünü, alnını, yüzünü kara çıkar, bir şey eksik yedik kaldığında ananın babanın yüzünün kara çıkmadığı, eyvah, aslında o çocuğun sorumluluğu oldu. Fakat tabii ki çocuğa bırakıp kenara çekilmek de değil, hatırlatılabilir ta baştan itibaren. Aklıma geldi, şunu destekleyebilir miyim? Şimdi bana bu söylendiğinde annem duymasın. İzliyor ama anneni duymasın. Anneni saygılarımızla. Bana ders çalış dendiğinde sevdiğim bir dizi var, Marco Polo. Kendimi ayarlamışım. Hayır, ben ayarladım, şöyle yaptım falan dedim. Dinlemediler ve odaya yönlendirildim. Odada kapıya kulağımı dayayıp ben o diziyi dinledim. Ders çalışmak yerine. Şimdi tamam, kimse yanlış anlamasın. Ben okul üçüncüsü falan da oldum. İyi bir eğitim hayatım oldu. Tamam, yanlış anlaşılmasın. Yanlış örnek teşkil etmeyeyim. Ama işe yaramadı o bende. Yani çünkü ben kendim planlamıştım. Yani mesele bence çocuğa... işe yaramış. Kendiniz kontrolünü almanızı sağlamış. Çok da güzel bir örnek oldu. Teşekkür ederim. Tam da konu çocuk. Mesela ben üniversite öğrenciliğimde yurtta kalıyordum. Finallerimizin olduğu dönem şeylerin elinde pembe diziler, şey neydi, beyaz dizi romanları çoktu o zaman. Onlar çok olurdu. Bunlar kötü örnekliği değil. Bir, demek ki öyle yoğun dönemde insanların akademik okumalar dışında dikkatlerini başka alana kaydırıp bir mola verme, bir dinlendirme gereksinimi olduğu anlamına geliyor, bir. İkincisi, bu yıl okula başlayan ya da okul öncesinde çocuğu olanlara da ısrarla bir vurgumuz olsun arzu ederseniz, çocuk kendi sorumluluğunu alsın. Hangi konuda ne kadar ders çalışması gerektiğine lütfen kendisi karar versin. Hı hı. Bizler bilemeyiz. Bizler ancak kendi öğrenciliğimizi biliriz. Kendi öğrenciliğimizde işe yaramış olsun ya da yaramamış olsun, onu çocuklarımıza aktarma hakkına sahip değiliz. Çocuklarımızın baş etmesi gereken yaşam bizim baş ettiğimiz yaşamla aynı değil. O nedenle hakikaten sizin örneğinizdeki gibi sonuçta çocuğun kontrolünün elinde olması, ona demek ki aileniz, anneniz size o beceriyi de vermiş. Baba, annem yani çok katıydılar, git ders çalış şeklinde böyle yaşadım ben. Çünkü o zamanki norm oydu. Şimdi ondan sonra da şöyle bir norm gelişti. Çocuğu özgür bırakmak adına çocukla ilgilenmemek, başıboş bırakmak moduna geçildi. Ve bu da daha büyük, o dönemden daha da büyük yanlışlar oldu. Çocuk ne tarafa dönüp ne yapacağını bilemeyen epeyce çocuk ve genç yetiştirdik. Şimdi onu dengelememiz gerekiyor. Yani uzaktan seyredip boş bırakmak değil, özgürlük alanı bırakıp denetleyici olmak gibi mi? Kontrol edip paylaşmak. Mesela hangi dersleri aldı, ne oldu, neden? Hani çocuğun tartışıp, konuşup, kendini anlatacağı ortam yarattığınız zaman çocuk size anlatırken bir taraftan zihninde de organize oluyor. Bir de iletişimi koparmıyoruz, başıboş bırakmış olmuyoruz. En önemlisi o. Ve becerdiği şeyleri sizinle paylaşabiliyor. Ya da beceremediği şeyleri, yapamadığı şeyleri ve o yapamamanın yaşattığı sıkıntıyı da bizimle paylaşma olanağı sunuyoruz. Hı hı. Ve bunu gerçekten yapabildiğimiz zaman çocuk şunu diyor. Hiç de hani gene o yakıcılık ve şey, arkadaşınla derdi olmayabiliyor. Diyor ki falanca arkadaşım matematikte gayet iyi. Ben ona soruyorum yapamadıklarımı derste. Benim de işte diyelim ki fizikte çok iyiyim ya da Türkçe'de çok iyiyim. O da bana bunları sorabiliyor. Yani çocuklar aslında dışarıdan bir zorlama olmasa birbirlerinin olumlu özellikleriyle kabule hazır. Hı hı. Öğreniyorlar zaten, öğrenme çağındalar. Şimdi süre çok az kaldı, 2 dakika evet. Kaldı sanıyorum, 1 ya da 2 dakika, ama şu da önemli. Şimdi özel okullar buna dikkat ediyorlar. Çocukları işte resimli, sanatlı, sporlu çok evet. Donatıyorlar ama devlet okullarında bunu ailenin takviye etmesi lazım. Okul hayatı için bunlar da önemli değil midir? Bütün insan hayatı için önemlidir. Hı hı. Çocuğun hayatında en az bir spor
En az bir sanat dalı olmalı. Fakat bunun ne olacağına lütfen çocuklar karar versin. Çocuk da bilmediği bir şeye karar veremez. Onun için şöyle bu tür şeyler denenebilir. Çocuğum bir ay bir basketi deneyelim ya da işte 15 gün. Bakalım keyif alacak mısın? Yani biz tanımadığımız şeyleri reddettiğimiz zaman ya da kabul ettiğimiz zaman seçmiş olmuyoruz. Seçim bilinen şeyler arasından yapılır. O nedenle bir tanışıklık ortamı sağlanmalıdır olabildiğince. Tabii orada da sen de hiçbir şey beğenmedin gibi bir yargıyla çocuğa yaklaşmamak lazım. Belki aradığını bulamamış olabilir çocuk. Ya da ona sunulan uygun biçimde sunulmamış olabilir. Ya da aileler kendi içlerinde ukde kalmış yapamamış oldukları şeyi çocuğa bir şekilde dayatıyor olabilirler. Bununla ilgili farkına varmamız gerekiyor. Evet, çocuğun da bir birey olduğunu unutmamak lazım herhalde. Temelde bir ebeveynin yapması gereken ilk şey o sizin bir uzantınız değil, bir birey değil mi? Ya da sizin gerçekleştiremediğiniz şeyleri gerçekleştirecek bir araç değil. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değişik daldan dala atlayarak böyle evet. bir ruhumuzu değerlendirdi Bircan Kırlangıç Şimşek sevgili izleyiciler. Saat başında yine karşınızdayız. Bu kez sıcak haberlerle İstanbul'da büyük bir operasyon var. 40 gözaltı deniliyor terör operasyonu PKK'ya yönelik. Ayrıntılara bakacağız saat başında, sonra gazeteleri de şöyle bir gezeriz. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.